devam edecek yayın hayatına ve İlksel Mavi Tuna Apaçık Radyo yayın yönetmen yardımcısı bizlerle birlikte. Bakalım bize ne gibi güzel, bu haber çok güzel bir haber, nasıl yansıtacak bu güzel haberi. Merhaba. Merhaba, günaydın herkese. Günaydın. Başladınız mı yayına? Başladık. Ne kadar güzel ya. Evet. Nasıl yapacaksınız yayınları bundan sonra? Nasıl olacak? Vallahi bundan sonra en azından belli bir müddet boyunca web adresimizden, yeni web adresimizden apaçıklardo.com.tr'den dinleyicimize ulaşacağız. Hı-hı. Saat 8 itibariyle de bugün 11 Kasım itibariyle ilk yayınlar başladı bile. Evet. Başladınız. Eski açık radyoyu mu görüyoruz? Tabi bu arada bu hani webten sadece ses mi, görüntü var mı? Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Evet, yani ilk aşamada bir internet radyosu gibi düşünebilirsiniz şu anki uygulamamızı. Tabii ki dijital olanaklardan Açık Radyo zaten çok uzun süredir faydalanıyor. Yani belki de ilk web sitelerinden biriydi Açık Site 2001 yılında kurulduğunda. Yani bizim için aslında yeni bir mecra olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Hı hı. Şimdi de durumu çok komplike hale getirmeden FM yayınımızı hakkını geri kazanacağımızı düşündüğümüz hukuki süreç devam ederken daha fazla dinleyicimizden uzak kalmamak için çok basitçe bir web radyosu formatına geçtik. Görüntülü yayında tabii ki yıllardır opsiyonlar arasında yer alıyor. Ama radyonun sesini bozup bozmamak konusunda da hala radyo içinde tartışmalar devam etmekte. Şimdilik bir ses kutusu olarak devam edeceğiz hayatımıza. Ama tabii ki dijital medyanın çeşitli olanaklarını da Açık Radyo kullanmaya devam edecek. Herkese apaçıkradyo.com adresine buradan davet etmiş olayım ve bir kere daha teşekkür edeyim evet. Size de. Şöyle söyleyeyim ya, apaçıkradyo.com. Bu adresten, tamam. Bunu da yazalım arkadaşlar lütfen ekrana, apacıkradyo.com tamam. Diye yazalım. Şöyle, 24 saat değil mi? Ve 24 saat canlı mı? Evet, onu az evvel sordunuz, aslında cevaplamak lazım. Karasal lisansı, karasal yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'nun hem 30 yıllık birikiminin hem de aktif programlarının olduğu gibi devam edeceği yeni mecra aslında burası. Evet. Daha önceki formatımızda olduğu gibi kesintisiz canlı yayınlar şeklinde yayınımız bugün itibariyle başladı ve bu şekilde de sürecek. Evet. Bir kayıp olmadan bunu çok önemsiyoruz hakikaten. Açık Radyo'nun yüzlerce gönüllü programcısı var. Ve haftanın 7 günü neredeyse 24 saat boyunca çok farklı ilgi alanlarına hitap edecek bir radyo yayını üretmekteydi. Karasal radyo yayını üretmekteydi. Burada herhangi bir kayıp olmadan, herhangi bir şey geride bırakmadan yola devam etmeyi çok çok önemsiyoruz. Bu önümüzdeki çarşamba Açık Radyo'nun kuruluşunun 30. yıl dönümü bu arada. Onu da belirtmek lazım. Dolayısıyla bu 30 yıllık birikimin, 30 yıllık sadağının ve mesajın yeni kitlelere ulaşabilmesi, kitlelere ulaşmaya devam edebilmesi için yani gereken her neyse bunu da yapmaktan çekinmeyeceğiz. İşimiz bu zaten. Çok da heyecanlıyız bu arada. Onu da belirtmek isterim. Bu sizin ne katıldığın canlı yayına da yansıyordur muhtemelen. Kesinlikle evet. Yani o yüzünüzde o parlıyor yani. O böyle evet. Yeniden işte yayındayız. Geçmişle kıyaslayacak olursak herhangi bir kayıp yok anladığımız kadarıyla. Yani zaten hani bir birikiminiz var bu kadar yıldır. Hem işte canlı hem de banttan bir takım programlar olacak. Neler var, böyle birkaç örnek alabilir miyiz son olarak? Tabii ki, yani ilk yayın tabii ki Açık Gazete ile başladı. Yani bizim yayında olmadığımız bu yaklaşık bir aylık süre boyunca dünyada çok şey değişti, Türkiye'de çok şey değişti. Siz zaten gün be gün takip edip bunu izleyicilerinize yansıtıyorsunuz. Dolayısıyla Açık Gazete'nin yayın hayatına devam edebiliyor olması bizim için çok çok önemli. Radyonun temel editoryal yaklaşımını, dünyaya bakışını yansıttığımız Açık Gazete yayını. Hakeza kültür sanat etkinliklerini çok yakından izlediğimiz Açık Dergi programı. Ama bunun yanı sıra Açık Radyo programlarını saymak
hakikaten zor. 200'ün üzerinde programımız olduğunu söylemek isterim. Haftalık periyotta yayınlanan. Yani olanca çeşitliliğiyle müzik programları, konuşma programları, tartışma programları tek tek saymak oldukça zor. Yine web sitesini hatırlatayım ben dinleyicilere. Ama kainatın bütün seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık, apaçık radyo mottomuza uygun şekilde olanca çeşitliliğiyle yayın devam ediyor. Şu dakikalarda ben sizinle konuşurken de Açık Gazete programında dünyanın gidişatını tartışıyoruz. Oldukça çetrefil. Dünyanın sorunları da çok çetrefil. Hassasiyetler de çok çetrefil. Buna olabildiğince karşılık verebilmek için bizim metodumuz çok çeşitli sesleri barındıran bir platform olmaktı. Bundan bir adım bile uzaklaşmadan yayınımız aynen devam edecek. Bilenler çok çok iyi biliyor. Bilmeyenleri de bu yayın vesilesiyle de Açık Radyo'yu ya da Apaçık Radyo'yu duyanları da hemen web adresimizde sayenizde yönlendirmiş olalım. apaçıkradyo.com adresinde bekliyoruz onları canlı yayında. Peki. Apaçık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı İksel Mavituna. Çok teşekkürler. Arkadaşlara çok selamlar. Başarılar diliyoruz. Size de kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum ben de size. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet sevgili izleyiciler, sevindirici bir haber. Çünkü Açık Radyo biliyorsunuz engellendi. Yani yayını engellendi. Ama bitmeyecek. Açık Radyo çok güçlü gerçekten. Çünkü kök salmış olan bir, yani kültür hayatımıza, birikimimize böyle bayağı kök salmış olan bir radyo. Dolayısıyla sahip çıkılacaktı zaten. Nitekim bu da gösteriyor ki evet, Açık Radyo'yu susturmak, durdurmak, hayatımızın dışına çıkartmak imkansız. Şimdi ne yapalım? Kısa bir ara verelim. Saat başına tekrar